Demek ki hamster oraya kaçmış. Onu hemen yakalamam lazım. İşte tam fırsatı. Fani! Ah tanrım! Ah! Neler oluyor? Neden bana öyle çarptın? Üzgünüm. Sana çarpmak istememiştim. Aa, of, of tırnağım. Tırnağım kırılmış. Bu bir kabus olmalı. Şimdi düşüp ölsem daha iyi. Artık gelecekten hiç umudum yok. Her şey mahvoldu. Bunun başıma geldiğine inanamıyorum. Anlamaz, neler oldu? Neren yaralandı? Bu nedir şimdi? Tırnağım mı kırıldı? Bu şehir kızlarına inanamıyorum. Şuna biraz üfleyeyim. Şimdi de bir yara bantı yapıştıralım. Şimdi daha iyi mi? İyileşecek miyim ama korkunç görünüyor. Dinle, iyi olacaksın tamam mı? Tırnağın kırılmış sadece. Sen burada otur şimdi, sana kendini iyi hissetmeni sağlayacak bir şeyler vereceğim. Tanrım nasıl abartıyor. Neyse ki yanımda bu abur cuburlar vardı. Al bakalım bunları bir dene. Birazdan kendine gelirsin. Evet, abur cuburlara bayılırım. Pardon. Kalkmam için bana yardım eder misin? Of, buradaki insanlar çok kaba. Sanırım kendim kalkmam gerekecek. Doktor! Selam. Aman tanrım, beni korkuttunuz. Evet, insanlarda öyle bir etki bırakırım. Sorun nedir? Burada, burada ve burada. Sorun yok gibi. Burasıymış. Acıyor mu? Acıyor mu? Tamam, ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle bu buz torbasıyla başlıyoruz. Burada tut şunu. Ne? Buz torbası mı? Bu işe yaramaz ki. Üstelik çok soğuk. Tamam tamam. Haklı olabilirsin. Başka bir şey deneyelim. Peki bu bandajlara ne dersin? Bunlar çok eğlenceli olabilir ama yararı da çok tabii. Şimdi dizini bununla bir saralım. Aman canına, böyle çok daha iyi oldu. Bana yardım ettiğiniz için sağ olun. Bir şey değil. Birazdan tamamen iyileşirsin. Bir şey daha. Al bakalım bu lollipop uslu bir hasta olduğun için. Peki. Bunu sonra yerim. Of, ne kötü bir gün bu böyle. Üstelik hala hamsterımı bulmam gerekiyor. Bruno, işte buradasın. Her yerde seni arıyordum. Sonunda seni bulduğuma çok mutlu oldum. Hadi seni kafesine koyalım. Sanırım bugün bir şeyler öğrensem iyi olur. Bilgisayar sınavı demek. Bence hiç sorun yok. Dizüstü bilgisayarımı şuraya bir koyayım. Sanırım bu rengi hoşuma gitmiyor. Değiştirmem lazım. Mavi mi? Yok, mavi olmaz. Pembe. İşte bu renk çok daha iyi oldu. Üstelik çantama da çok güzel uydu. Ama ne çok geç kaldım. Sonunda yerleştim ama. Selam. Evet, her neyse. Tahtayı gördün mü? Bilgisayar sınavı mı? Ne? Olamaz. Yapacak bir şey yok. Ben de bilgisayarımı çıkarayım. Ne ağırmış. Klavyeyi de şuraya koyayım. İşte şimdi ben de sınava hazırım. Evet, ne demezsin. Hoşçakal, sana iyi şanslar. Aman tanrım, bu şey ne kadar tozluymuş ya. Hadi açalım şunu. Bunca yıl sonra hala çalışıyor olması harika. Olamaz, nazar değdirdim. Hadi ama eski dostum. Sınav için bana lazımsın. Bu hayatımda gördüğüm en acınası şey herhalde. Bir dakika, birazdan düzelir. İzle ve gör. Sadece çalışması için bu koca çekici ihtiyacım var. O da ne öyle? Bunu hep yanında mı taşıyorsun sen? Aman tanrım, gerçekten oluna vurmaya başladı. Ne yapayım? Bunu çalıştırmanın tek yolu bu. Bak, kes şunu. Her şey sallanıp duruyor. Deprem oluyor sanki. Hayır! Çiçeğim bilgisayara döküldü. Bu bir felaket. Bu senin suçun. Bana bunu yaptığına inanamıyorum. Görüşürüz. Yalnız sınav için geri dön, olur mu? Aferin sana eski dostum. Artık sınava başlayabiliriz. Ama sonra bütün zımbaları düzeltmek zorunda kaldım. Şuna bak, yeni bir film gelmiş. Gidip seyredelim. $5 mı? Bu çok para. Belki de ceplerimizi bir karıştırsak. Yok, girmemiz imkansız. Birimiz için bile yeterince paramız yok. Bir saniye. Sanırım harika bir fikrim var. Etrafa bir bakmamız lazım. İnsanlar buralarda sürekli bozukluk düşürürler. Ne yazık ki bu oyuncak da o hiç para etmez. Ama bunun içinde bir şeyler olmalı. İşte bir bozukluk daha. Bir sürü bozukluk bulduk. Şimdi ne kadar olmuşlar bir bakalım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Yaşasın. $5 var artık. Evet ama bu tek bilete yeter. Bize 2 tane lazım. Bunu unutmuştum.
Hadi sen gir, ben eve dönerim. Bir dakika, daha değil, harika bir fikrim var. Seni kıyafetlerimin içine saklayacağım. Bu sayede tek biletle gidebileceğiz. Ha, pekala, ben hazırım hadi. Fermuarı çek. Selam, yeni film için bir bilet lütfen. Dur, paranı bir sayayım. Tamam, sorun yok gözüküyor. Bir saniye, biraz şüpheli göründün ama sen. Benden bir şeyler saklamadın, emin misin? Ne, neden bahsettiğini hiç anlamadım doğrusu. Nedense çok terliyorsun sanki. Neyse, bir şey yoktur herhalde. İşte biletini al bakalım. Yaşasın, çok teşekkür ederim. Filmi göreceğim için çok heyecanlıyım. Biraz daha ileri. Hah, nihayet. Bayağı uğraştık girmek için. Şimdi fermuarı açıp seni dışarı çıkaralım. Vay canına, bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Gerçekten çok akıllıyız. Hadi filmin keyfini çıkaralım şimdi. Çok güzel bir yemekti gerçekten. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Belki yemeği bir öpücükle sonlandırabiliriz. Bana söz verdiğin hediyelere ne oldu? Tamam, hediyelerin burada işte. Çikolata ve çiçek mi? Bu pek özgün olmadı doğrusu. Tamam, bir dakika, vereceğim bir şey daha var aslında. Bu nedir? Telefon mu? Bende de en son çıkan modeli var zaten. Bundan kurtulayım o zaman. Eğer durum öyleyse. Açıkçası senden daha büyük bir şey bekliyordum. Tamam, gözlerini kapa. Sana vereceğim gerçekten müthiş bir şey var. Pekala, bana vermek istediğin şey de neymiş? İşte yukarıda. Hadi bir bak. İsmimi ayın üstüne mi yazdın? Bu hayatımda aldığım en inanılmaz hediye. Aman tanrım, neyse ki öpmesi için burada bir paspas varmış. Vay canına Bertney, çok güzel bir öpücüktü. Her konuda iyiyimdir zaten. Sonunda öğle yemeğimi yiyebileceğim. Şimdi menüde neler olduğuna bir bakayım. Taze bir salata güzel olurdu. Hayır, biz protein istiyoruz. Karnımız aç, besle bizi. Evet, sanırım salatadan biraz daha fazla bir şeye ihtiyacım var. Bir hamburger güzel olur. Ne? Şimdi her yerim şiştiği için kıyafetlerime sığamıyorum. Yok, bu çok fena olurdu. Sushi. Hem hafif hem de tazeleyici. Üstelik proteinli. İşte sushileriniz. Yaşasın. Servisin bu kadar hızlı olması muhteşem. Şimdi sizi mideye indirelim bakalım. Sushimizi çok güzel bulacağınızdan eminim. Yalnız yemek yerken beni izlemesen. Lütfen beni yalnız bırak. Nihayet öğle yemeğimi yiyebileceğim. Açlıktan ölüyorum. Bu şeyler tuhaf kokuyor ama sanırım sorun yoktur. Bu sushi kesinlikle nefisti. Bu korkunç koku da nereden geliyor? Aman tanrım. O şeyi sakın ağzına sokma. Belki de çürümüş o. İstersen sushimi seninle paylaşabilirim. Bir dakika. Bunu benimle paylaşacak mısın? Gerçekten mi? Ay canına, bu hayatımda gördüğüm en güzel sushi olabilir. Eminim bu çubukları kullanabilirim. Bana bakın, ben bir deniz aygırıyım. Aptal çubuklar, bunlardan kurtulmam lazım. Ellerimi kullanabilirim, çatal bıçağa hiç gerek yok. İşte bahsettiğim tam olarak buydu. Bu sushi harikaymış. Bu kesinlikle hayatımda yediğim en güzel yemek olabilir. Hava çok güzel. Bu nedir? Al bakalım. Vay canına. İki tane oldu. Burada neler oluyor böyle? Şuraya park edeyim. Vale olmaması ne kötü. Bir dakika. Kızın giydiği şey de ne eski moda. Demek ki sihirli kutulardan birini buldun. İçine birkaç tane çikolata atalım o zaman. Tamam. Niye çıkmıyorlar dışarı? Kimse var mı orada? Zavallıcık hiçbir şey alamadı. Vay canına. Tanrım, bir sürü şey geliyor. Yok artık. Müthiş. Onlar benimdi yalnız. Hiç sanmıyorum. Sana onları ver dedim. Kızlar, affedersiniz. Ne? Yemek yapma meydan okuması mı? Eyvah. Bu
burası da neresi? Meydan okuma başlasın o zaman. Ve ilk olarak çikolata. Aha, anlamıyorum. Bu çok nefis. Kimi aramam gerektiğini biliyorum. Müsait misin şu an? Tabii ki. Tabii ki. Teşekkürler. Bunu hallettiğime memnun oldum. Al, senin olsun. Gerçekten mi? Ne şanslı günümdeyim. Duble çikolata, duble eğlence. Geldi demek. Teşekkürler. Bu nedir ya? Daha önce hiç şekerleme görmedin mi? İşte. Hadi ama. Neden hiçbir şey alamıyorum? Bu çok saçma. O zaman bozuklarımı kullanayım. Of, kağıt paralar. Nasıl yani? O para mı? Ama bana bozuk para lazım. Kim bulursa onda kalır. Of, tek bir bozukluk bile yok mu? Şuna bak. Aklını mı kaçırdın sen? Bu sadece para tatlım. Tüh. Sanırım ben de bir arama yapmalıyım. Ne? Biliyorum. Bu eski bir telefon. Tamam. Bu çok daha iyi çalışır. Hey, annen öyle. Yani hem de nasıl? Canım. Seninle sonra konuşuruz. Geliyor. Eminim öyledir. Bayan Naomi için bir siparişim vardı. Selam. Merhaba. Hepsi lütfen. Tabii ki. Bu kadar yeterli mi? Bir bakalım. Tamamdır hanımefendi. Öncelikle bu çikolatayı eritiyoruz. Sonra şişmemiş bir balonu alıyoruz. Ve çikolatayı içine sıkıyoruz. Ucunu sıkıca bağlıyoruz. Tamam mı? Sonra bunu bantın üstüne koyuyoruz. Ve üstüne dondurma kepçesini bastırıp çevresini bantlıyoruz. Sıra buzlukta. Donduğunda kusursuz çikolata bir kasemiz oluyor. Balon olmadan tabii. Sonra bunun ortasına istediğimizi ilave ediyoruz. Hududu olmadan da olmaz. Sonra bolca krem şanti sıkıyoruz. Dada! Artık yenilmeye hazır. Çok iyi. İyi günler. Bir dakika. Evet. Bana da bir tane yapar mısınız? Çantamda param kalmamış. Bu ne cüret. Bu büyük haksızlık. İyi oldu. Sıra bende. Çatal bıçağı ne gerek var? İşte. Müthiş ötesi olmuş. İkimiz de puan aldık mı şimdi? Hiç fena değildi. Aman neyse. Bir dakika. Ben neyin üstünde oturuyorum? Bunu unutmuşum. En başından beri bozuk param vardı demek. İnanılmaz. Şu teste bir bakayım artık. Olamaz. Hamile miyim? Tamam, bir bakalım. Sonuç pozitif. Sanırım yeterince bekledim. Abi bebeğim olacak. Vay canına. Ağzım berbat kokuyor. Dişlerimi fırçalasam iyi olacak. Bir saniye. Bir şey unutmuyor musun? Evet efendim. Yani hanımefendi. İşte diş macununuz. Nefesiniz birazdan nane kokacak. Artık çekilebilirsin. İyi çalışan bulmak zor bugünlerde. Şimdiden iyi geldi. Tuvaletimi yapmam lazım. Bu çok sıkıcı. Bir fikrim var. Altınızı silme zamanı mı? Teşekkürler. Pardon, çok dikkatsizim. Bu yoksa kıkkı mı? Bunun için yeterince para ödenmiyor bana. Seni kandırdım. Bu krem çikolata. Sizi zengin insanlar ne tuhaf espri anlayışınız. Çok klasik bir şaka hanımefendi. Tamam, şimdi hazırlansam iyi olacak. Altın cilde çok iyi geliyor. Pırlantalı yüz maskesine bayılıyorum. Cildi nefes alması için harika. Sanırım bu süre yeter. Vay, cildim ne güzel parladı. Şimdi dişlerimi fırçalamalıyım. Diş fırçanız hanımefendi. Buyurun. Pırıl pırıl dişlerle Hollywood gülüşünüzü korumanız gerekiyor hanımefendi. İyice açın. Her yeri iyice fırçala. Tabii ki. Sanırım arkadaki dişime hamyer takılmış. Tamam, yeter. Bütün sabah tutuyordum.
Ah, bu çok daha iyi. İşim bitti. Parayı boşuna çöpe atıyorlar. Normal tuvalet kağıdının nesi var ki? Bu sabah kendim silerim. Ah, çok iyi. O zaman sizi yalnız bırakayım. Ne abartıyor. Daha kötüsü de olmuştu. Sabah mı olmuş hemen? Ne güzel uyudum. Bütün gün yan gelip yatamam. İçini karıştıracağım bir sürü çöp konteyneri var. Kendime bir çeki düzen vereyim. Bu biraz sürebilir. İyi ki bu yağmur suyunu toplamışım. Aa, çok ferahlatıcı. İyi uyandırdı. Bu koku da nedir? Aa, evet benmişim. Dişlerimi temizlesem iyi olacak. Pek bir şey fark edecek değil ama. Peki sıradaki. Bunlar gözümdeki şişliklere iyi gelecek. Bunları yakındaki kafeden çalmış. Yani ödünç almıştım. Daha sonra da çay içmek için kullanabilirim. Bu kadar yeter. Tuvalet kağıdı nerede? Ne? Hepsi bu mu? Şimdi ne yapacağım? Yine elimi kullanamam. Yapılacak tek bir şey var. Ama acıtacak. Kim kazanacak bakalım? Taş, kağıt, makas. Makas kağıdı yener. Vay canına şu taze yumurtalara bak. Peki bunun olayı nedir? Ay çok sıkıldım. Ama aletçiyi ararsam olay değişir. O benim için her şeyi halleder. Peki ne yapalım? Vay canına. Ne? Selam. Ah! Yardıma ihtiyacınız olduğunu algıladım. Ve onun cevabı işte bunun içinde. Oh, evet. Ne var? Bir bakmak ister misiniz? Ah, buna inanamıyorum. Şu zımbalara ve gereçlere bak. Aa, sabırlı ol ama. Tabii ki. Ha, al bakalım. Çok teşekkür ederim. Şimdi alabilir miyim? Bu ilginç görünüyor. Teşekkürler. Şimdi bunlarla biraz eğlenebilirim. Bu da nedir? Tava mı? Naomi. Naomi. Ne var? Gel de eş tokuş edelim. Emin misin? Peki. Al o zaman. Böyle iyi oldu. Şimdi yumurtayı alıyoruz. Bir dakika. Bununla ne yapıyorum? Daha önce hiç yumurta pişirmedim ki. Hah! Oldu işte. Ve? Bir dakika. Ah! Sanırım gelişme kaydediyorum. Boom mu? Bir tane daha. Boom mu? Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Hmm. Burada işe yarar bir şeyler olması lazım. Bir bakalım. Domates mi? Yok sanmıyorum. Bu? İğrenç. Hadi ama bir şeyler bulmam lazım. Ah olmaz. Aslında bu işe yarayabilir. Şimdi bu taşları güzelce ısıtıyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Altını açalım. Ve kırıl bakalım. Vay canına sarısı hiç bozulmadan ayrıldı. Bu alet çok iyiymiş. Gayet güzel de pişiyorlar. Şimdi bunları bir tavaya alıyoruz. Tada! Çok güzel değil mi? Güzel olmuşlar ama benimkiler daha iyi. Ah! Burada ne olmuş böyle? Çok fena. Hiç anlamıyorum. Hey! Görünüşe bakılırsa kazananımız net. Canına ne güzel bir gün. Sadece ben ve şiş karnım. Daha iyi olamaz. Burası dinlenmek için iyi bir nokta. La la la. Bu hoşuna gidiyor mu ufaklık? Sen de dinlemek ister misin? Annenin müzik keyfi harikadır. Kahvaltıyı dışarıda yapmak gibisi yok. Kahvaltı olarak soğuk fasulye de olsa. Ama bundan şikayetçi değilim. Ne? Orada neler oluyor? Hadi bebeğim. Eğlenceli görünüyor. Sen de müzikten hoşlanıyorsun değil mi ufaklık? Bir saniye. Ha, bir fikrim var. Bu konserve kutusunu kullanabilirim. Tabanda bir delik açmak için tornavida kullanıyoruz. Şimdi bana bir ip lazım. İpi delikten geçirip bir düğüm atıyoruz. Sonra ipi başka bir kutuya bağlıyoruz. Kimin süslü kulaklıklara ihtiyacı var ki? Bu tarafı sana ait. Ben de bunu alayım. İyi uykular bebeğim. Of, ayağa kalkmak zor. Pekala artık gidebiliriz. O berduşa ne oluyor öyle? Ram param param pam pa.
Çok acı, nasıl görünüyor? Dünyada bir sürü çılgın insan var. Çok sıkıldım. Biraz eğlence istiyorum. Hanımefendi, sizin için çalmak bir onurdur. Az laf çok iş, hadi. Hadi o zaman başlıyoruz. Çok rahatlatıcı değil mi? Üzgünüm, bundan hoşlanmadı. İşe yaramıyor. Ama bizim klasik müzik eğitimimiz var. Her neyse, canlı bir şeyler deneyelim. Ne? Bu çok gürültülü. Gerçekten mi? Peki, o zaman rock yapalım. Şu solo'ya bak. Evet, bu iyi geldi. Sevdim bunu. Sağ ol anne. Çalmaya devam edin. Bu kemandan daha eğlenceli tabii. Hamilelik sırasında sağlıklı kalmak önemlidir. O yüzden daha sık egzersiz yapmalıyım. Pekala, hadi bakalım. Kolay bir şeyle başlıyoruz. Şaka herhalde değil mi? Ben zenginim, basamak çıkmam. Hadi devam ediyoruz. Şimdiden pişman oldum. Hadi pazuları çalıştıralım. Evet, bu zor bir şeye benziyor. Tamam, güç egzersizleri herkese uygun değildir. Buldum, bu size daha uygun olabilir. Topun üstüne oturun ve kalçaları çalıştırın. Çok kolay. Ona ben karar veririm. Ne güzel yumuşacık. Bunu sevdim. Bir dakika. Bir selfie çekmem lazım. Hoş görünüyorum. Burası sıcak mı oldu? Bir şeyler yap. Evet, sizi serinleteyim o zaman. Böyle daha iyi. Teşekkürler. Devam edeyim mi? Hiç durma. Vay canına, şuna bak. En iyi egzersiz yapıyor. O top hareketi harika görünüyor. Sanırım benim de zinde olmam lazım. Ama benim hiç ekipmanım yok. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Şu futbol topu işimi görür. Topu buraya koyup üstüne oturacağım. Göründüğünden zormuş. Yanmayı hisset, acı yoksa kazanç da yok. Belki de daha ağır bir şey yapmalıyım. Annecik iyi çalıştı değil mi? Dans etmek ağırlık çalışmaktan çok daha iyi. Sonuçta bu da kardiyo egzersizi. Pekala, sıradaki. Nasıl çalışıyorum ama. Etkisini yarın hissedeceğim. Annie şu anda ne yapıyor acaba? Bir dakika. Bu bir yoga mı? Peki, ben de bunu yapabilirim. Bir yoga minderi lazım. Karton bu işe uygun. Çakralarımı açmam lazım. Ya da her ne yapılıyorsa işte. Nefese dikkat. Bir şey mi? Yok, bu kadar yeter. Pekala, işte geldim. Hadi başlayalım. Kes şunu lütfen. Selam. Hadi zinde olmamı sağla ya da her neyse işte. Harika yapıyorsun. Devam et. Bundan nefret ediyorum. Bunu özellikle sizin için yaptırdım. Umarım hoşunuza gider. Sen ciddi misin? Kaldır şunu ortadan. Peki ya bu? Bu olabilir. Rahatmış. İşte böyle. Yavaş ama sanırım başım dönüyor. Bu yarışmaya katılmak isteyen var mı? Herkes katılabilir. Senin dışında. Çekil şuradan. İğrenç. İşte bu durum. Bu kimin arabası böyle? Endişelenmeyin hanımefendi. İşte geldim. Buyurun, bastığınız yere dikkat edin. Yol ne uzun sürdü. Bu broşür almanızdan büyük onur duyarız. Uzaklaş. Bu nedir? Resim yarışmasına davetiye mi? Hayır. Niye rüzgar olmak zorunda ki şimdi? Bunun içinde hiçbir şey yok. Bu da nedir? Resim yarışması mı? Teşekkürler. Ver onu bana. Bak ne yaptın. Dönüşe bakılırsa ikisi de gidiyor. Alalım mı? Merhaba bisküviler. Kim bir tabak bisküvi istemez ki? Sanırım bu iyi bir haber. Süt. Sanırım sen alabilirsin. Israr ediyorum. Hayır, sen al. Hadi ama. Yok, olmaz. Peki o zaman, teşekkür ederim. Bir dakika. Nasıl yani?
sadece kibarlık yapıyordum. Şimdi ver şu sütü bana. Hayatta olmaz, benim bu. Ben senden daha çok hak ediyorum. Hayır. Ah, ne yaptığına baksana. Bu benim sorunum değil. Of, bunları artık yiyemem bile. Pelte oldular. Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Bu bisküvileri bir bardağa koyuyoruz. Sonra biraz süt ekliyoruz. Çatalla ezdikten sonra içine yarım fincan un ve biraz kakao ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Böyle göründüğünde pişme zamanı gelmiş demektir. Mikrodalgayı ayarlıyoruz. Üstünü kapatmaya gerek yok. Yaklaşık 10 dakika yeterli olacaktır. İşte oldu. Şimdi bir bakalım. Kendi ufak çikolatalı pastamı yaptım işte. Vay canına. Ah. Ben bununla nasıl rekabet edeceğim ki? Elimde sadece birkaç sıkıcı bisküvi var. Bir şeyler düşünmem lazım. 5 tane var. Aa, buldum. Aa, belli etme. Tart hamuru ve fındık kreması ile başlıyoruz. Ve kremayı eşit şekilde yayıyoruz. Çok güzel. İyice yaydıktan sonra bütün bisküvilerimizi ve beyaz çikolata parçalarını üstüne koyuyoruz. Süs şekerlerini unutmayalım. Yani bu durumda bir sürü süs şekeri diyebiliriz. İşte bitti. Çok güzel. Ha? Bunu sen mi yaptın? Ah, inanılmaz olmuş. Ve tadı daha da inanılmaz olacak. Şöyle büyük bir parça keseyim. Ha? Bir dakika. Benimki bitti bile. Aa, çok kötü. Bense daha yeni başlıyorum. Afiyet olsun. Sen iyi misin Naomi? Çok üzgün görünüyorsun. Peki, bir parça alabilirsin. Tamam. Aslına bakarsan senin buna ihtiyacın var zaten. Yaşasın. Pekala. İşte senin payın. Aa, çok hızlı yeme. Sen harikasın. Teşekkür ederim. Ah, olmaya çalışıyorum. Of, çok güzel. Ah, çok etkilendim Eva. İşte bu yüzden bu turu tart kazanıyor. Sonraki konumuz verecek mi acaba? Evet. Ha, bir alet tasarlamalısınız. Anladınız mı? Alet mi? Ha, peki. Tam gereken şeyi biliyorum. İşte geldi. Çok şirin değil mi? Ama bir iki düzenleme yapmam lazım. Bu iyi oldu. Artık işe koyulalım değil mi? Ve başla. Tamam, başlıyorum. Düşündüğüm şeyi mi görüyorum? Evet, çok inanılmaz değil mi? Hadi yap resmini ufaklık. Ama her sanatçıya ilham gerektiği için seninki de bu olsun. Sanırım bu minik kediciyi çizebilirsin değil mi? Sorun yok. Kusursuz bir daire çizmek için bu ufaklığa her zaman güvenebilirsin. Tanıdık gelmeye başladı mı? Sadece ona bir dakika verelim, gerekeni yapacak. Şu kusursuz çizgilere bak. Nasıl yani? Bunu onaylayamam. Robotlar gerçek bir sanat eseri yapabilir mi? Öyle görünüyor. Aha, çekilebilirsin. Bitmiş görünüyor. Ve fazla söze gerek yok. İşte mükemmel oldu, gördünüz mü? Evet, ama bu oyunu iki kişi oynayabilir. Sadece doğru şekiller gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Bunları bir araya getirdik mi? İşte oldu. Sadece bir parça plastik ve telefonundaki fotoğraf. Ve hop, böyle üstünden geçebilirsin. Eldeki imkanları kullanmak her zaman işe yarar. Neredeyse bitti. Çok güzel oluyor. Yani bence. Ah, çok zayıf. Pekala, kim kazandı? Bariz nedenlerle Naomi kazandı. Olamaz. Demek yaratıcı olmak bu işin sırrı. Aptal robot.
Senin yerin çöp kutusu, beni duydun mu? Hayır, çöp olan sensin. Ne? Benim için bir resim mi yaptın? Bu komik mi yani şimdi? Bugün teknoloji tam bir fiyasko oldu benim için. Haha, evet biliyorum. Dur, birlikte açmaya ne dersin? Peki, işte. Şeker. Lezzetli toz şeker. Ama şekerle ne yapacağım ki? Bir şeyler bulmam lazım. Bunu biraz karıştırabilirim. Sıkıcı. Belki kaşıklasam ne olur? Sanırım fena değil. Bir yıldız. Bir şeyler oluşturmaya yakınız artık. Ah, çok şirin. Harika görünüyorlar. Ama ya bunu kaldırırsam? Olmadı. Ben bununla bir şey yapamam. Bu bir acil yardım gerektiriyor. İmdat! Ne? Biri mi geliyor? Zor görüyorum. Burada neler olduğunu bilmiyorum. Ha? Bu da nedir? Harika. Buradan geldi bu şey. Şimdi yapacağım ciddi bir iş var. Önce şekeri içine döküyoruz. Sonra seçimine göre gıda boyası ekliyoruz. Ve aleti çalıştırıyoruz. Burada bir şeyler mi oluyor? Ne? Evet. Pamuk helva oluşuyor. Ve göz açıp kapayana kadar büyük bir pamuk helvan oluyor. Çok güzel. Vay canına. Bu şey kesin bir puan değerinde. Görünüşe bakılırsa berabere kalıyoruz. Ama sen çok üzgün görünüyorsun. Sanırım paylaşabiliriz. Bunu ister misin Naomi? Gerçekten mi? Harika. Rica ederim. Hayır. Ha? Bekle. Onu bunun içine batır. Ah, iyi düşündün. Gözlerimin önünde yok oluyor. Sihir gibi. Neredeyse yok oldu. Ve bak bende ne var. Güzel değil mi? Artık ikimiz de günlük şeker dozumuzu almış olduk. Ah, merhaba anne. Merhaba tatlım. İkinizi de gördüğüme çok sevindim. Sana bir şey vereceğim. Saçlarımızı savurup biraz eğlenebileceğimizi düşündüm. Vay canına, teşekkürler. Çok iyi. Ama kıyafetim pek partiye uygun değil. Bir dakika, ne giyeceğime bir bakayım. Birkaç güzel elbisem olması lazım. Merak etme, bir şeyler buluruz. Bu nedir? Yok, bu olmaz. Çok ufakmış. Başka ne var? Bunları satın aldığımı hatırlamıyorum. Ama bu üstüme uyacak gibi. Bu kimin? Ver onu bana. Hiç görmemişsin gibi düşün. Her neyse. Giyinsem iyi olacak. Bu biraz dar mı ne? Dur yardım edeyim. Yok olmuyor. Karnımdan geçmiyor. Ben şimdi ne yapacağım? Sanırım bir fikrim var. Bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Ama bazı malzemelere ihtiyacım var. Bebek gelmeden evvel burayı temizlemeliyiz. Tamamen dönüşüme hazır mısın? Bunu başından geçir. Peki, şimdi ne olacak? Dışarı böyle çıkamam. Daha bitmedi. Hareket etme. Sanat salyanımı ortaya çıkarmam lazım. Çok güzel görüneceksin. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Neredeyse bitti. Ne düşünüyorsun? Vay canına, bu inanılmaz. Kendimi manken gibi hissediyorum. Yalnız yağmur yağarken giyme. Ah, bu elbisene çok güzel uyacak. Gerçekten mi? Bu benim için mi? Kendimi muhteşem hissediyorum. Thank you. Hadi o zaman gidelim. Ah, çok eğlenceli olacak. Bu şirin bir parça ama karnımı örtmüyor. Bu olmaz. Bir arama yapmam lazım. Alo, yardıma ihtiyacım var. Pekala, işte geldim. Of, lütfen. Üzgünüm, unuttum. Patavatsızımı bağışlayın. Her neyse, şimdi sizin muhteşem görünmenizi sağlayalım. Bunun içinde bir sürü şey var. Bunlara bayılacaksınız. Ha? Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten mi? Ben köylü değilim. Çek şunları gözümün önünden. Ama bunlar Paris'te son moda. Peki, bir fikrim var. Of, bu gerekli mi?
Size eşsiz bir şey yaratacağız. Size özel bir şey. Hangi rengi seviyorsunuz? Bir sürü seçenek. Genellikle altın rengini tercih ederim. Yeni müşteriler bulmam lazım. Ama şaheserimi bitirdim bile. Bu en iyi eserim diyebilirim. Bu mu yani? Ne düşünüyorsunuz? Fena değil. Sanırım bu işimi görür. Nasıl görünüyor? Muhteşem görünüyorsunuz. Sözüne güvenmeyi seçiyorum. Tekrar bir tatile ihtiyacım var. Teşekkürler. Ben gidiyorum. Bu eskiden olurdu. Yiyecek hiçbir şeyim yok. Bu da üstüm olmaz. Bu nedir? Çok sinir bozucu. Benim yeni kıyafetlere ihtiyacım var. Yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bana gidip yeni elbiseler al. Peki. Burada bekleyin. Bu da kim? Çalışıyoruz burada. İşte geliyorum. Az evvel ne oldu? İşte döndüm. Uyanın bakalım. Ver şunları bana. Umarım hoşlanırsınız. Hepsinin içinde harika görüneceksiniz. Aman tanrım, bu çok stresliydi. Şöyle etrafı güzelce rahat rahat temizleyebilirim artık. Pekala, resim yapmaya hazır mıyız? Bir gökkuşağıyla ısınalım şimdi. Gökkuşağı mı? Bu ısınma için bayağı iddialı. Buldum. Bir torba dolusu eşyam sonunda bir işe yarayacak. Bir bakalım. Senin ufaklık. Hayır. Senin oğluma. İşte aradığım şey. Biraz sihre hazır mısın? Bu renklerin gökkuşağına dönüşünü bir izle. Şuraya birkaç tane sıkalım. İşte oldu. Yani neredeyse. Güzel. Şimdi bunu devreye sokalım. Çok güzel oluyor değil mi? Bütün iş eldekilerle çalışmayı bilmekte arkadaşlar. İşte. Bu biraz kirlendi sanki. Şimdi bantların hepsini çıkarıyoruz. Düzgün ve temiz bir çizgi gibisi yoktur. Yani üç çizgi gibisi. İşte oldu. Yardımın için sağ ol. Çok etkileyici değil mi? Sanırım fena değil. Gelsin bakalım. Pardon. Bunu benim mi yapmam gerekiyor? Çok güzel. Sen çekilebilirsin. Yaratıcılığımı konuşturmam için bana biraz alan lazım. İlginç. Tabii öyle. Herkes izleyip öğrensin. Bir sürü renkli şey. Ne güzel değil mi? Şimdi ne olacağını izle. Gördün mü? Ben de güzel işler çıkarıyorum bazen. Ve bu bittiğinde elimizde kalan muhteşem gökkuşağı kumu olacak. Şu tonların canlılığına bak. Tada! Bu gerçekten muhteşem bir şeydi. Ama daha işim bitmedi. Bu aslında bir gökkuşağı adam. Bu biraz kişilik katıyor. Sence de öyle değil mi? Ve? İkisi de ilginç olmuş. Bu yüzden bu turu ikiniz de kazandınız. Sorun değil. Sanırım başlasak iyi olur. Öncelikle hadi davullar çalsın. Bir gökkuşağı resmi yapıyorsunuz. Vay canına, gökkuşaklarına bayılırım. Başlayalım o zaman. Çantamdan bir şeyler almam lazım. Ben de çantama bir bakayım nelerim varmış. Senin çantan bu mu? Bunu resmim için kullanabilirim. Bunu unutmuş olmalıyım. Hala güzel kokuyor. Şaka mı bu? Şimdi çıkaracağım. Takılıyorum canım. Bana bir kalem lazım. Tabii ki üstü pırlanta kaplı bir kalem. Bu da nereden gelmiş böyle? Bakma bir fikir getirdi. Kendall. Uzak tut şunu benden. Çok iğrenç. Tamam, bu kağıdı katlayarak başlıyoruz. Üstüne koyduğumuz bu teneke kalemliği bir daire çizmek için kullanıyoruz.
Sonra daireye bir yüz çiziyoruz. Gözlerle başlıyoruz. Gülümsemesini kat olan yere yayıyoruz. Ne harika bir gülümseme. Şimdi kağıdı açıyoruz. Bu para destesini cetvel gibi kullanıp yüzü birleştiriyoruz. Şimdi sıra bu yüzü renklendirmede. Renklerin mümkün olduğunca parlak olması gerekiyor. Ağzının içine bir gökkuşağı çiziyoruz. Sonra kağıdı tekrar katlıyoruz. Harika görünüyor. Hey, şuna bak. Çok iyi değil mi? Vay canına, çok şaşırdım doğrusu. Börtneye daha başlamamıştım bile. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Aa, eski tebeşirlerimi buldum. İşte bunları kullanabiliriz. Şimdi bana eski dostum çekicim lazım. Daha önce yaptığım bu kelebek şablonunu siyah fon kağıdın üzerine koyuyoruz. Sonra da bu tebeşirleri ezmeye başlıyoruz. Oo, bunu yapmak çok iyi geliyor. Ciddi stres azaltıyor. Şimdi şablonu kaldırıyoruz. İşte müthiş kelebeğim karşınızda. Harika iş çıkardınız kızlar. Biliyorum. Zor bir karar ama Birdney kazanıyor. Aa, gerçekten mi? Vay canına, teşekkürler. Ah, bu büyük haksızlık. Hey, üzülme, resmin hoşuma gitti. Sen yemek çubuklarını kullanmayı biliyor musun? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.